Zorunlu trafik sigortasına zam bekleniyor. Sigorta Acente sahibi Özgür Muradoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada 1 Eylül'den itibaren %32'lik zam yapılacağını söyleyerek poliçe kesemediklerini, hem vatandaşın hem kendilerinin büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Evet, birkaç gündür zorunlu trafik sigortası konusunda araç sahiplerinin bir sıkıntısı vardı. Poliçe kesilemediği yönünde bir iddiaları var tabii. Biz de hemen Özgür sigorta sahibi Özgür'e bu konuyla ilgili görüşleri soracağız. Neden böyle bir sıkıntı var? Sabahtan beri de bize şikayet geliyor açıkçası. Evet. Neden poliçe kesemiyorsunuz? Poliçe kesemiyoruz. Çünkü neden derseniz şu anda fiyatlarda bir artış var. Zaten malum piyasanın getirdiği zamlardan dolayı. Şu anda da geçen ay 26 şirketin genel müdürünü hazineye çağırıp %32 bir zamdan konuşuluyor. Ancak şöyle bir zorunluluğumuz var. 1 Ağustos itibarı ile zamların gerçekleşeceğini söylediler. Ancak herhalde 1 Eylül'de kaldı. Ondan dolayı da şu anda piyasada ve şirketlerde büyük sıkıntı. Çünkü bedeller arttı, araç değerleri arttı. Bunların artışından dolayı da şu anda mağduriyetlik var. Vatandaş da şu anda bunun sıkıntısını çekiyor. En büyük sıkıntıyı çeken şu anda bizleriz. Sisteme giriyoruz, poliçeyi kesmeye kalkıyoruz. Ama maalesef poliçeyi müşteriye verdiğimiz fiyata kesemiyoruz. Bu da fiyatların oynaklığından. Çünkü şirketler fiyatları istediği gibi oynatabiliyorlar. Bu tür sıkıntı var ve sektöre büyük sıkıntı. Sektörde şu anda bu zamandan oturabilir. Zaman gösterecek bunu. Biz de beklentili içindeyiz. Şu anda da ne olacağını bekliyoruz. Trafik sigortasında 7. kademediğimiz, yani indirimli poliçeleri 500-550 liraya kestiğimiz poliçeler şu anda 1600-1700 bandında. İndirimi olmayanlar şu anda aşağı yukarı 4000 lira bandına yanaştı. 3700-3800 bandında. Şu anda fiyatlar yükseliyor. Nereye kadar gider, nasıl olur? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Kasko fiyatları da tabii paralel olarak zamlanıyordur muhtemelen. Tabii ki. Tabii ki kaskolarda zaten örnek veriyorum, geçen sene 2000 liraya yaptığımız kaskolar şu anda 5-6 bin liranın altında bir rakam çıkma şansı yok. Hele hele indirimi olmayan poliçelerde, milyonluk araçlarda 10 bin bandı ve üstü. 10, 15, 20, 25 aracına, değerine göre bu rakamlar değişkenlik yaratıyor. Bunun için de sektörde nereye gideceğini bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani çok fazla beklenti içine de insanlar işte fiyatlar geriye gelecek diye beklenti içinde, ama bu saatten sonra bu fiyatların, ben şahsen fiyatların geri geleceğini düşünmüyorum.